Günaydın. Günaydın oğlum. Günaydın. Evladım oturup da yesene. Geç kaldım Makbuş. Maliyeden gelecekler bugün. Her şeyi kontrol edin de bir aksilik çıkmasın. 275 yıl sonra Fortan takım yıldızı dünyanın çok yakınından geçecek. Tüm bilim adamları ve astrologların beklediği takım yıldızının... Ben çok korkuyorum böyle şeylerden. Maazallah bir yolunu şaşırıp dünyayı çarparsa hop tepemizi ay. Ya korkma Makbuş Sultan, bir şey olmaz. Nereden belli evladım? Belli mi olur? Ah ah! Bu çekip gidene kadar bana rahat huzur yok artık. 275 yıl önce dünyamızın yakınından geçen takım yıldızı yüzünden insanların davranışlarında bazı değişiklikler göstermiş. Bu durum bazı karışıklıklara sebebiyet vermişti. Günümüz bilim adamlarının görüşlerine göre bu süreç içinde yıldızın atmosferdeki elektronik dalgalara etki edebileceği, haberleşme ve bankacılık sektöründe bazı aksiliklerin yaşanabileceği... Duydun mu Makbuş Sultan? Korkacak hiçbir şey yok bak. Bütün gün bilgisayar başında olanlar düşünsün. Ben çocukları kaldırayım. Seninki hiç gözükmüyor. Simge mi? Evet. Aman ne bileyim Makbuş. Kafam karmakarışık. Özge babası yüzünden zor günler geçiriyor. Simge de ne yapacağını bilemez durumda. Bu işin sonu nereye varacak ben de merak ediyorum. Haklısın yavrum. Makbuş, baksana. Aynı televizyonda söyledikleri gibi. Hava nasıl da kararmaya başladı. Güneş tutulmasına benzer bir şey olacak herhalde. Kocaman bir yıldızmış. Neredeyse böyle dünya kadar. Ay. Dur Makbuş, ben 2 dakikada hallederim. Niye olmuyor? Anlamadım ki. Bir dakika. Kızım doğru dürüst yapsana şunu, dalga geçme. Dalga geçmiyorum Makbuş, olmuyor. Bir dakika. Kızım ne bu şimdi? Senin pilin mi bitti? Bilmiyorum Makbuş ama bir aksilik var. Umarım birazdan geçer. Ay. Makbuş, bana ne oldu anlamıyorum. Sihir gücümü kaybediyorum. Aa, insan mı oluyorum acaba? Ama Kulina Hanım daha çok vakit var demişti yavrum. Evet haklısın. İyi de niye sihir yapamıyorum? Aman kızım sen de elinle yapıver. Zaten bir gün başına gelecek. Aman Allah'ım. Ay tövbe estağfurullah. Yani bir gün aklım yerinden çıkacak, olan o olacak. Ah, bizi çok korkuttu. Ne oldu anlamadık. Ay neden böyle oldu ben de anlamadım. Ay üstüm başımda kırış kırış oldu. Kulina, benim de sihir gücüm azalıyor. Lütfen bana bir açıklama yap. Ne? Sihir gücün mü azalıyor? Ay bir dene bakayım. Gördün mü? Garip, çok garip. Nanacığım, oyuncaklar dünyasında da çok garip şeyler oluyor. Nasıl yani? Havanın ısısı o kadar düştü ki soğuktan donuyoruz neredeyse. İşin kötü yanı buna neden olan şeyi bulamadık. Konsey üyeleri hala araştırıyorlar. Ama bu durumdan nasıl kurtulacağımızı bilemiyorum. Ama bu çok tuhaf. Oyuncaklar dünyasında hava hep güneşli ve pırıl pırıldır. Nerede? O eskidendi. Ama artık öyle değil. Başımız büyük belada. Kulina baksana olmuyor işte. Ay etraf iyice gece gibi oldu. Bize neler oluyor böyle? Baksana ben de sihir yapamıyorum. Ay, gerçekten bir şey anlamadım ben bu işten. Nihayet buldum burasını. Kulina! Kulina! Lütfen bana yardım et. Sihir falan yapamıyorum. Bana bir şeyler oldu. Ay sen de mi? Ay çok tuhaf, çok. Of! Buraya gelene kadar canım çıktı. Sihir yapamayınca her şey öylesine zor oluyor ki. Ha şunu bileydin. Mendebur ne olacak? Anladın mı Hanya'yı, Konya'yı? Ha? Anladım anneciğim, anladım. Ha. Baktım, sihir yapamıyorum.
Buraya gelmek için ne diyorlar? Taksim'ine. Ona bindim. Dolaş dolaş sonunda burayı tanır gibi oldum. Arabadan tam ineceğim. Adam paramı vermeyecek misin diye tutturdu. Dünyadaki insanlar ne kadar önem veriyorlarmış paraya. Para da ne? Para falan yok deyince de beni bu hale getirdi. Canımı zor kurtardı elinden. Oh, pek güzel olmuş. Ayıp oluyor ama nineceğim. Kulina, dünyada sıkışıp kaldınız yani, öyle mi? Bu doğru mu Kulina? Pek meraklıydın dünyada yaşamaya. Al da yaşa şimdi. İyi de sihir gücüm olmadan nasıl yaşarım burada? Ay, oyuncaklarım ne yaptılar acaba? Keşke hiç gelmeseydim buraya. Ay, ben gideyim bari. Ay, geri dönemiyorum. Ne yapacağım? En büyük cadıyla ben. Bu bana bir ceza olmalı. Şoker! Ne? Evet çocuklar, okulumuzun astroloji kulübünün üyeleri olarak öğle tatilinizi bu önemli konuya ayırdığınız için hepinize teşekkür ederim. Ama ben de astroloji deyince uzayla ilgili heyecanlı şeyler yapacağız sanmıştım. Emre, bir şey mi dedin evladım? Hayır öğretmenim, ilgiyle dinliyorum. Teşekkürler. Çocuklar, bugün sizinle çok önemli bir gözlem yapacağız. Dünyamızın çok yakınından geçecek olan Fortland takım yıldızını teleskopla gözlemleyeceğiz. Evet, bu konuda söylemek istedikleriniz var mı? Şey öğretmenim, ya bu takım yıldızı dünyaya çarparsa? Bir de biz çatıda olacağız. Vallahi ölüm senin kafası kırılır öğretmenim. Çocuklar, bilim adamları bunların hesaplarını yıllardır yapıyorlar. Böyle bir tehlike söz konusu değil, merak etmeyin. Öğretmenim, annem dedi ki bu takım yıldızı dünyanın yakınından geçerken bazı burçları, özellikle de balık burçlarını çok etkileyecekmiş. Çok saçma. Burçlarla astrolojinin hiçbir ilgisi yok. Eskiden insanlar açıklayamadıkları olayları burçlara bağlarlarmış, o kadar. Aferin Özge, aferin. Figen kızım. Astroloji gökteki gezegenlerle uzayı inceleyen bilimsel bir disiplin. Böyle hurafelerle çocuklar kafanızı doldurmayın. Bizim yapacağımız sadece gözlem yapmak ve bunları bilimin ışığında değerlendirmek. Olsun, ben yine de babamı gözlemleyeceğim. Kendisi balık burcu olur da. Tamam çocuklar. Öğretmenlerimizden izin aldım. Saat tam 14.22'de bu olayı gözlemlemek için buluşacağız. Hadi, şimdi sınıflarınıza gidebilirsiniz. Evet çocuklar, çok şanslı bir konumdayız. Yaklaşık 2 dakika süreyle bu takım yıldızın geçişini gözlemleyebileceğiz. Ben kulüp başkanıyım. İlk önce beni bakmam gerek. Hiç de bile. İlk önce ben kaptım. Vay canına. Gerçekten çok güzelmiş. Görebiliyorum. Bak Gamze. Çok güzel. Çekil istersen. Çok güzel. Uzun saçlı bir yıldız. Öğretmenim, belki bu uzaylıların gönderdiği bir uzay aracıdır. Belki de içinde yaşayan canlılar vardır. Maşallah, hayal gücün çok geniş Emreciğim. Ben uzayda başka canlıların yaşadığına da inanıyorum ama. Ama bu sadece şimdilik bir teori çocuğu. Kirli sarı bir kütle olarak göründü. Kuzeydoğudan güneybatıya doğru bir yer çizerek geçiyor. Görünme süresi yaklaşık 2 dakika. Ama ortalama 15 saat boyunca dünyanın atmosferinde etkisi sürecek. Aferin Özge, çok güzel kızım. Öğretmenim, bu yıldız balık burçlarını etkilediğine göre belki balıkları da etkilemiştir. Evet Emre. Az sonra balıklar buraya gelecekler. Bence kaçsan. Süpersin yavrum.
Neden bu kadar soğuk burası? Sor bak Kurina, kuyruğum döndü ya. Ay ben de çok üşüdüm. Ay ilk defa böyle soğuk burası. Anlamadım gitti. Ay neler oluyor? Baş biri değil misin sen? Bir şeyler yaptın ısınsın şurası. Aman çenebaz dur bir kendime geleyim. Aa, bu havanın hali ne böyle? Ne kadar karanlık ve kasvetli. Bu işin içinde mutlaka bir iş var. Oyuncaklar dünyasını ilk defa böyle görüyorum. Bu işi beyletmem lazım. Dondum ya. Bu ne soğuk? Şoker, sence oyuncaklar dünyası neden bu kadar soğuk? Ben nereden bileyim ya? Kulina'ya sorsanıza. Başukala o değil mi? Bana neden soruyorsunuz? Zaten dondum. O kalın şeyi de nereden buldun? Dünyadan getirmiştim. İyi ki de getirmişim. Yoksa soğuktan donacaktım. Aa. Aa Kulina, ah, nereye Kulina. Hepimiz soğuktan donacağız neredeyse. Ay ne oluyor? Ay anlamadım ki çocuklar. Gerçekten çok soğuk. Oh ne ala. Böyle baş belliği annem de yapar. Sen bilmeyeceksin de biz mi bileceğiz yani? Kapa çeneni Şoker. Şimdi seninle uğraşamayacağım. Hem bunu senin başının altından çıkmadığını nereden bileyim? Yok tane. İçinden çıkamayacağın her şeyin sorumlusu benim yani öyle mi? Ay buna da bir söyle bir işit be. Tamam sevgili oyuncaklarım şimdilik idare edin. En kısa zamanda bunun nedenini öğreneceğim. Kulina. Sana yok. Şimdilik idare edinmiş. Ya hava gittikçe daha da soğursa o zaman ne yapacaksınız? Bırak. Şoker. Bırak. Gittikçe daha soğuk olmaya başladı farkında mısınız? Evet. Umarım Kulina buna bir çare bulur. Yoksa hepimiz soğuktan donacağız. Düşündünüz mü? Uçup durmasana Gorfo. Başımı döndürdün be. Sen üşümüyor musun Gorfo? Neden üşüsün? Hem bir çizgi karakter hem de sadece kafası var. Olsa olsa kafayı üşütür. Aman çok komik. Kıskanıyorsun beni değil mi Şoker? Senin neyini kıskanacağım be? Seni var ya seni. Seni var ya seni. Hayır. Şuna bak. Hadi gelsene. Hadi gel hadi. Hay aksi. Yüce konsey üyeleri bu işe bir çare bulamadıktan sonra ben ne yapabilirim? Ah sevgili oyuncaklarım. Of! Kulina nerede kaldı? Donuyorum burada. Bizi mi düşüneceksin? Dünyaya gitmiştir kesin. Hiç de değil. Kulina bunu bize yapmaz. Size öyle sanırım. Kulina, 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 Kulina. Tamam, tamam çocuklar, tamam. Tamam, tamam. Çocuklar maalesef bu durumun neden olduğunu bulamadım. Konseyleri de araştırıyorlar. Ama onlar da şimdilik bu duruma bir çözüm getiremiyorlar. Sanırım beklemekten başka bir çaremiz yok. İşte şimdi yandık. O zaman bir şekerli bir sade, hadi bana müsaade. Şoker, bunu yapamazsın. Ne zaman işler sarp basarsa sen yok oluyorsun. Ayıp değil mi? Hiç de bile. Hiç de bileymiş. Şimdi dünyada harika bir bahar havası vardır. Burada kalıp donmaya hiç niyetim yok. Hadi, Ali ve Derçi bye bye see you. Soğuktan devrelerim dondu herhalde. Beter ol. Acaba bu durumun sebebi dünyada yaşanan bir şeyden kaynaklanabilir mi? Neden olmasın? Olur tabii ki. Sevgili oyuncaklarım, ben dünyaya gidiyorum. Ancak hemen döneceğim. Bu durumun çaresini bir an önce bulmak zorundayım. Birbirinize destek olun. Çabuk, çabuk birbirinize destek olun. Sarılın, sarılın. Hadi, çabuk olun. Çabuk gel kızım, yoksa biz donarız. Aa,
neler oluyor anlamadım ki. Ay bu soğuk beni iyice etkiledi herhalde. Nasıl? Güzel. Vay canına süper. Evet. Korkarım böyle eğlenceli bir adamı bırakıp benimle Kanada'ya gelmek istemezsin herhalde. Saçmalama Tarcan ya. Bunları dinlemeyeli o kadar uzun zaman oldu ki. Keyfim resmen yerine geldi. Hadi Nana dans et benimle. Niye ama ben bu dansları bilmem ki. Hadi. Evet. Pis bu da devam. İstemem yan cebime koy. İşte böyle. Oluyor bak. Sen bu kızı kıskanıyor musun yoksa? Aa, daha ne? İşte böyle. Sünepe'nin teki işte baksana. Hu. Nesini kıskanacağım ben bunu? Yok canım. Bence gayet şeker. İşte böyle. Harika. Nana sen de benimle gelmelisin. İyi ama çocuklar. Boş ver onlara makbuş bakar. Baba biraz abarttın ama. Yani. Karakök ne demek acaba? Kara bir ağacın kökünü mü karıştıracağız acaba iksire? Ormana mı gitmemiz gerek şimdi yani? Serser ya yapma. Bir şeyi doğru dürüst öğrenemiyorsun. Ne yapayım? Bu olanlara inanamıyorum yani. Gorfo çabuk bir şeyler yap. Nefret ediyorum şu kızdan. Herkesi etkisi altına alıyor. Ama Hakan'a bunu fena öğreteceğim. Ne o sarmaş dolaş danslar? Ay ne var? Ne geldiniz peşimden hemen? Bir sürmek istiyorum. Aman alın da odanızı başınıza açalım. Ne o? Bitti mi dansınız Nana Hanım? Evet. İşte bu harika. Demek artık hayatını istediğin gibi yaşamaya karar verdin öyle mi Hakan? Evet canım. Çok güzel. Çünkü ben artık yokum. İşte bu. Serdar'la Kanada'ya gidiyorum. Yaşasın. Öyle değil mi Serdar? Yani istiyorsan evet. Duydun değil mi? Evet. Eğer böyle mutlu olacaksan sana engel olamam. Çok pişman olacaksın Hakan. Çok. Özge sana çok önemli bir şey soracağım. Lütfen gel. Şaka gibi. Anneciğim siz gidin ben geliyorum. Hadi ya. Hemen gel burada daha fazla kalmanı istemiyorum Özge. Tamam merak etme. Bu dünyanın yakınından geçen yıldız dünyaya değil bizim oğlana çarpmış galiba. Ay şu haline bak. Gördün mü Makbuş Sultan? Kuş gibi hafif dedim. Baksana her şey nasıl kolaymış öyle değil mi? Tövbe estağfurullah. Evladım sen iyi misin? Hiç bu kadar iyi olmamıştım Makbuş Sultan. Merve susuyorsun değil mi? Sustum. Ay Simge, ben sence kilo almış mıyım? Ay yok daha neler. Çok kilo alacağım değil mi? Ne var bunda? Çocuk doğduktan sonra spor yapar verirsin aldığın kiloları. Hepsi bu kadar. Doğru söylüyorsun. İşin bir de biraz da güzel tarafını düşünsene. Hangi işin güzel tarafı? Yok bir şey. Ya bu Hakan'ın nesi var? Nasıl yani? Ne bileyim. Maliyecinin yanında o kadar tuhaf davrandı ki. Allah Allah. Hakan hem de öyle mi? Evet. Yani benim tanıdığım Hakan gitti, yerine bambaşka bir insan geldi sanki. Nesi var acaba? Bilmem. Odasında mı? Hayır. Önemli bir işim var diye fırladı gitti. Bizden habersiz ne işi olabilir ki? Bilmiyorum. Bunu araştırmamız lazım. Neyse, kokusu çıkar. Nasılsın karıcığım? Neden suratın asık bakayım?
Sanki bilmiyormuş gibi soruyorsun. Hayatım ne olursun. Annemi bu kadar kafana takma. Gönlü olana kadar biraz idare edelim söz. Sonra ayrı eve çıkacağız. Kusura bakma ama idare edemeyeceğim Volkan. Ama tatlım, annem hiç yalnız yaşamadı ki şimdiye kadar. Tek başına kalamıyor, biliyorsun. Ya koskoca kadın ya, yaşasın yalnız başına. İçime attı be. Ama bak karıcığım, ne olur ağlama. Bak çok üzülürüm. Sen benim için her şeyden daha değerlisin. Hadi ama ağlama. Annenin yüzünden çocuğumuz babasız büyüyecek. Ben o yüzden ağlıyorum. Ne? Annenin yüzünden ayrılacağımız için çocuğumuz anne baba ayrı büyüyecek. Ne çocuğu? Kas kafalı! Hamileyim ben! Ne? Hamile misin? Yaşasın! Baba oluyorum! Hayır, baba oluyorum! Yaşasın! Baba oluyorum ben de! Haklısın. Seni sarsmamam lazım. Otur şöyle karıcığım. Aman, aman sakın kalkma yerinden, tamam mı? Canım bir şey istiyor mu? Baba oluyorum ben. Sakın, sakın. Sen sakın. Canım bir şey istiyor. Canım bir şey istiyor. Hayır dedikler Volkan. Simge. O Simge. Oğlum Saffet geliyor. Ne? Paşa dedemin ismi karıcığım. Birincisi neden erkek, ikincisi Saffet'i hemen unut. Tamam karıcığım. Yani bunları düşünmek için daha 9 ayımız var. Ne istiyor canım söyle. Ay lütfen Volkan, tamam o kadar üzerime gelme yani. Sıtkım sıyrıldı. Ama olsun olsun. Çilek milek ne istiyorsun ha? Baba oluyorum. sen de yesene. Yok istemem. Bu mevsimde Volkan'a çilek buldurdun ya. Helal olsun vallahi Merve. O kadar nazımız olsun artık. Volkan! Emret sultanım. Sancın mı başladı ha? Yok canım, saçmalama. Volkan ya, kollarım kalkmıyor. Bana masaj yapar mısın? Çocuklar, biraz abartmıyor musunuz? Merve şu anda çok hassas bir dönem geçiriyor. Anlayışlı olsana biraz Simge. Canım benim, çilek hoşuna gitti mi? Evet, ama canım şimdi ananas istiyor. Nasıl yani? Ananas yani. Bildiğimiz ananas. Bilmediğimiz ananas mı var Volkan? Ananas yani. Hemen karıcığım, hemen. Nasıl? Saffetimiz tekmeliyor mu? Saçmalama Volkan, daha küçücük nasıl tekmelesin? Ayrıca Saffet'i unut. Tamam karıcığım, sinirlenme. Bak, sonra çocuğumuza bir şey olur. Hemen motor bul. Ben öyle hayatta gitmem. Ama hayatım ya. Benim isteklerimin hiçbir önemi yok değil mi? Hem benim psikolojim bozulursa direkt çocuk da etkilenir yani. Tamam canım. Yeter ki sinirlenme. Ben her şeyi ayarlayacağım. Gitti. Ay Merve, çocuğun burnundan getirdin vallahi. Fırsat bu fırsat. Her zaman elime geçmez. Bence iyi oldu yani.